Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili takipçilerim. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz, iyisinizdir inşallah. Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. Rabbim bundan aşağı etmesin cümlemiz arkadaşlar inşallah. Evet biliyorsunuz biz 3,5 ay oldu ben geleli herhalde. Eşim de 4 ay oldu arkadaşlar izine geleli. Biz normalde buraya gelirken planlarımız 2,5-3 ay falan sürmez diye planlayarak buraya geldik. Ama biliyorsunuz biz plan yaparken Allah-u Teala'nın da farklı planları var. Biz onu bilemediğimiz için öyle zannediyoruz ama bir sürü şey yaşanıyor, bir sürü şey geçiyor. Bazı şeyler yerine gitmiyor, olmuyor ama sonsuz şükürler olsun Rabbime. Kolay bir şey değil arkadaşlar çünkü biz geldik biliyorsunuz arkamızdan 5 gün sonra kayınvalidemizi kaybettik. Zaten ablamın ta acısını tam beynimden psikolojik olarak atlatamadan kayınvalidemi kaybettim. O eşimi de beni de inanın derinden üzdü. Ben ister inanın ister inanmayın. Ben kimseyi kendimi anlatma çabasına değilim. Allah beni biliyor, ben de Rabbim biliyorum. Beğer rahatsızlarım arkadaşlar. Ben bütün böyle kötü stresler mideme vurdu ve uzun zaman bir mide şey yaşadım. Özel hastanelerde tedavi oldum, bir şeyler oldu beğer bir. O arada da tabii ki ev tamiriydi. Mübarek Ramazan girdi. Bayramdı derken bizim yoğun bir tempomuz geçti. İnanın şöyle bir doğru düzgün eşimle bir Ramazan'da oturduysak oturduk. İşte mukavelede işte onun haricinde eşimle ben. Sürekli eşim ustaların yanında hiçbir şey olmasa da hep yanlarına durdu. Ne olur ne olmaz gibisine. Biz bu sene eşimle bir yere gitmekten geçtim. Ben annemlere bile gidemedim. Annem sürekli diyor kızım ne zaman geleceksin, kızım ne zaman gelecek. Şimdi burada bırakıp gidemediğim için yoğun bir süreçten geçtik elhamdülillah. Rabbimize şükür olsun arkadaşlar. Ev tamamen söküldü. Tamamen gitti. Ne var ne yok arkadaşlar. Diyelim ki elektrikten artık sudan yerden her şeyler söküldü, atıldı. Yani iskelet grup duvarlarında duvarlar da çok yıkıldı göstereceğim size. Ev komple bir yeni şeyden geçti. Yani yeni bir ev olmuş oldu diyelim. Şöyle bir göstereyim sizlere. Uzun zamandır kızlar diyorlar anne işte bir evlilik yap, evlilik yap. Ama biz daha anca bir şeyleri yeni yeni yerleştirebildik arkadaşlar. O kadar kolay değil. Biz bu evde ustalarımız mesela kesin evlediğimiz ustalarımız işini bitirdi gitti. Ondan sonraki süreçler bizi biraz yordu. Çünkü sağ olsun ustalarımız bize Allah razı olsun hiçbir şekilde yormadılar gerçekten. Onlar kendine ait bölümü yaptılar, çıktılar, gittiler. Ama ondan sonra o uydu, bu buydu. Ya, elektrik yeni açıldı, kalorifer. Doğalgaz yeni açılış yapıldı. Doğalgaz yeni açılış yapıldı. Bu açılışlarda o kadar böyle size randevu falan vermiyorlar. Sadece telefon açıyorlar, yarın geleceğiz diye. Eşim artık belediye ne kadar aradıysa da biz size haber vereceğiz, haber vereceğiz. Biz normalde ayın 8'inde şimdi Almanya'ya ayın 25'inde dönecektik. Biletimizi aldık. 26'sında camimizde kermesimiz var diye. Ama maalesef bu açılışların yüzünden biletimizi ileri tarihe attık. Çünkü açılışlarımız olmadı. Açılışlarımız olmayınca da biz ne zaman olup ne günü olurdu bilemediğimiz için yani şu gün geleceğiz demedikleri için biletimizi ertirmek zorunda kaldık. Onun harcı ta üst katta kayınvalidemler evinde kaldık. Oraları boşaltamadık. Aşağıda dükkanda eşyaları çıkarttık. Çıkarmadıklarımız kaldı. Her yer böyle şu anda perişan arkadaşlar. Şu anda ancak burayı terk edebildik. O kadar kolay değil. Eşim biliyorsunuz zaten rahatsız. O da merdivenlerden inip çok yoruldu. Ben 37 sene oldu evlenir. Daha bir kere evime birisini çağırmadım ise. Çok yakın bir akrabam. Allah razı olsun. O bana 3 gün yardım etti. Düşünün. 3 gün onu çağırdım. Hatta 4. günde yani Fatma abla çağırdı. Ben artık çağırmadım. O da olmasaydı ben bu evi yerleştiremezdim. O kadar kolay gözükmüyor. Ben de o kadar genç değilim arkadaşlar biliyorsunuz. Yaşımız artık ileriye gidiyor. Şey olmuyor yani kaldıramıyorum artık çoğu şeyleri. Dediğim gibi rahatsızlığım bir taraftan öyle. Çok yoğun böyle stresi girdiğinde tekrar... Nefes alamıyorum. Nefesim tıkanıyor. Bu ara bir de polenler de var. Rahatsızlığım hemen geri geliyor böyle bir stres olduğum zaman arkadaşlar. Öyle diyelim öyle böyle bugünümüze çok şükür elhamdülillah diyelim. Evet arkadaşlar Nebiye ile Hüseyin bu halıyı koyduk eve almışlardı. Onu da ben koyduk eve çok açık renk diye sermek istemedim. O çok uzundu. Ortasından kestirdik eşimle onun birazını orayı birazını burayı diye.
Ama şimdi mutfağa koydum onu. Dediğim gibi ben buraya ileride böyle inşallah Rabbim izin verirse güzel komple bir güzel halı takımı almak istiyorum ama şu anda değil. Dediğim gibi her şeyler bir anda olmadığı için. Burası da böyle oturma odamız oldu arkadaşlar. Yani mutfakla çocuk odası birleşmiş oldu öyle diyeyim. Bilenler bilir burayı. Bu dolaplar da bizim oturma odamızın, dolaplarımızın parçalarıydı. Şimdilik bunları koymak zorunda kaldık. Çünkü marangozumuzun, mutfağı yapan marangozun da akrabamız oluyor bizim. Zamanı yoktu. Fatma abla acele etmeyelim dedi. İnşallah onu da bir takına yaparız dedi. Buraya Ford manto yapacak. Burayı Ford manto yapılacak. Güzel dolaplar yapılacak. Ama ben de şimdi bir şey koymak için dolap lazım oluyor diye. Oturma odası dolapların parçasını çıkarttım arkadaşlar. Biliyorsunuz burası böyle ikiye bölük bir koridordu. Çocuk odasına giden bir kapı vardı. O çocuk odasının kapısını biz kapattığımız içinden. Şimdi burası tek bir bölüm oldu. Böyle geri geliyorsun. Aslında biliyorsunuz yatak odamı her öyle göstermem yani normalde. Ama şimdi size öyle bir şey oldu şimdi gösteriyorum. Gelin buyurun. Benim bu yatak odam böyle iki duvar yatak odasıydı. Yurt dışında yaşayanlar, bir Türkiye'de var gerçi aynısı. Almanya'dan gelmişti 30 sene olmuş. 30 sene oldu. 30 sene önce Almanya'dan gelmişti arkadaşlar. İki duvardı böyle. Köşede cam vardı. Böyle bura komple yatak odasıydı. Ama şimdi biz bunu aslında bu sene buraya baza takmamayı düşündük. Ama dediğimiz gibi her şey bir anda olmadığı için böyle alelacele de bir şey olmasın dedik. İleride daha bir güzel kalitesini alırız. Yani ucuz bir şey alıp koymayalım diye. Eşime dedim ben yatağımı zaten seviyordum. Şimdi durabilir hiç de acelesi yok dedi. Sadece dolabın iki kapağını koyduk. İki kapağını yani iki kapak dolap. Bu da yine oturma odamızın parçasıydı. Vırdır bir şeylerimi koymak için buraya da koydum. Yatağımızı bu şekilde buraya koyduk arkadaşlar. Perdelerimiz yine komple takım dikildi yani. Sonra cima yatak odasının da en güzel olan yeri söyleyeyim sizlere. Ustamız bana dedi, yenge hanım dedi, banyon dedi, şimdi o koridorda boş yer vardı ya, uzun koridor çocuk odasına gider. Bu koridoru biz banyonun içine aldık arkadaşlar. Bu koridoru banyonun içine alınca, mesela bayağı bir mesafe oldu. Ustamız da dedi, yenge hanım size dedi, yatak odasına evi ben banyosu yapayım dedi. Biz yarım saat bunun mücadelesini ettik. Ben yok istemiyorum işte filan dedim. O da mı yenge hanım, sonra çok pişman olursunuz bakın dedi. Hep duvarlarda yenilenecek her yer dedi gördüğünüz üzere. Çok şey oldu, ince sıva yapıldı arkadaşlar. Alçıpen yapıldı yani her yerlere, alçı sıva yapıldı. Sonra dedi duvarları kırdığınızda size sorun olur dedi. Neyse dedi baktım ustam bir üsteliyor. Diyorum ki şu anda Allah razı olsun ustamdan. Usta önemli arkadaşlar. Gerçekten aynen önemli. Usta çok önemli burada. Ustamız bizi hiç üzmedi. Ustalarımız diyeyim onlar ekip halinde çalışıyorlar. Allah razı olsun hepsinden de. Biz de onları usta gibi değil evimizde misafir gibi ağırladık elhamdülillah. Ben buraya gelirken çok korktum. Acaba işte eşim de biraz sinirli, işte ustalarla bir sorun çıkardı, ne yaparız? İnanın böyle bunun içine geldim. Ama Rabbimiz şükürler olsun. Bir kere bile öyle fazla bir şey olmadan evimizi yaptılar. Allah razı olsun onlardan. Olur mu ya? Bu ustalar diyor, ben iki gün burada olmayınca sen neredesin Necid abi dedin ya. Ustamızın tavsiyesi üzere arkadaşlar. Burası evin banyosu oldu. Gösterebilirsin güzel bir an. Şöyle çekebilirsin. Biraz böyle bu köşede kaldım mı abim bir onu gösterdi. Şurayı şey yapabilirsin diye. Yani dediğim gibi arkadaşlar evimizin en güzel yeri diyebilirim. Çok yaptırmak isteyenlere tavsiye ederim bunu. Şiddetle tavsiye ederim. Burası da böyle tamamlamış oldu sevgili arkadaşlar. Çok güzel oldu. Her yer çok temiz oldu. Dediğim gibi ben ileride inşallah burayı da değiştiririz diye düşünüyorum yani. Ben yatak odasından çok memnunum. Hiç değişme niyetim yok. Hiç değişme niyetim yok diye. Burası küçük bir koridor oldu arkadaşlar. Burası da dediğim gibi banyomuz oldu şimdi burası. Banyomuz gerçekten çok güzel oldu. Bakın şu duvarın olduğu yer çocuk odasına giden eski duvar, eski duvar şu kerteydi. Banyo girince bu duvar da o tarafa alındı. Bu evde çok duvarlar yıkıldı. Veya yıkıldı tekrar duvar örüldü bazı yerlere. Burası böyle banyomuz, lavabomuz arkadaşlar böyle gördüğünüz üzere.
Burası duş kabin. Orası tuvaletimiz. Böyle duvarlarda fayans. Aslında seçtiğim fayans bu değildi arkadaşlar. Çok farklı bir fayans seçmiştim ama maalesef benim seçtiğim fayanstan şeyde kalmadığı için onu alamadım. Şurayı da yine tekrar bakın. Kapılarımızı da böyle seçtik yine. Kapılarımız da böyle oldu. Burayı da yine tekrar çamaşır makinesi yeri bakım arttı tekrar. Burada onu tabii ki burayı da dolap yapılacak ileriki günlerde. Yapışkanı da çıkarmamış bak. Onları çıkaramadım çünkü boyum erişmediği için bazı yerlerde kaldılar. Onları ben çıkarayım. Yaparken böyle acele ederken çok tozlu dumanlıydı. Ve biz bu evi tam 5 defa ince temizlik yaptık arkadaşlar, düşünün. O kadar böyle berbattı. Bu şekilde arkadaşlar burada banyomuz oldu yani. Şöyle bir ben çıkınca da şöyle bir şey yapabilirsin tekrar. Aynen arkadaşlar bu şekilde.
Sizlere böyle bir video yapayım dedim. İşte orada arayan var, orayı göstermedim. Çünkü orada çamaşır asma şeyimiz falan var. Elektrik süpürgemiz, ayakkabımız falan var. Şimdi oraya koyduk onları. Oraya zaten küçük arıya gibi bir yer. Orayı çekmedim sadece. Dediğim gibi arkadaşlar, o kadar kolay olmuyor. Bu ev komple A'dan Z'ye. Sıfır bir daire oldu. Sıfır bir daire oldu. Sıfır bina gibi. Bu da kolay olma dediğim gibi. Üzerlerine astımla tavan falan yapıldı. Aslında asma tavanı yapmasını da istemedim ustamdan. Ben ustamdan sadece şöyle temiz duvarları böyle temiz olsun, bir şey olsun dedim. O da yine tekrar ısrar etti. Yenge hanım çok pişman olursunuz dedi. Çünkü asma tavan pis oluyor, sonra bak yaptırmak isteyeceksiniz ama eşyalarını boşaltıp size yaptırmak daha ağır gelecek diye. Bunun da tekrar yarım saat mücadelesini ettik. Sonra yapıldığında şöyle gördüm dedim, iyi ki de ustam bana tavsiye etmiş, Allah razı olsun. Onun için onu da yine asma tavan da onun sayesinde oldu. Bu şekilde evimizi tamamladık arkadaşlar. Ben şimdiye kadar bu kadar böyle bir tamam köydeki evde böyleydi de o tam mesela tam tertip yaptıramadım. Biliyorsunuz laminatlarımı su almıştı. Ben orayı ablamın o rahatsızlığında alelacele yerleştim. Aslında oradaki hayallerim daha farklıydı ama şu ev benim tamamen böyle A'dan Z'ye bir çok tertipli yapılmış bir ev oldu elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun arkadaşlar. Allah Çinli'yi görüp de merak eden ne olur? Ben de birileri böyle yaptığını ben de merak ediyordum. Ah ne kadar güzel işte evler, Türkiye'deki evler falan diye merak ediyordum. Böyle bir ev olabileceğimi çıkan sene düşünün hiç hayal bile etmemiştim. Burayı bakıp da merak eden bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize Allah bundan daha güzel nasip etsin arkadaşlar. İsterim ki kimse kimseye yerinmesin, kimse kimseye imrenmesin. Bazı şeyler oluyor ama inanın böyle merakınız kalmıyor. Benim bu ev şimdi değil de bundan 5-6 sene önceki hayatım olacaktı. İnanın çok daha farklı bir düşüncelerim olurdu. Ben biliyorsunuz buraya gelince 5 gün sonra kayınvalidemi kaybedince ben alt katta ustalar bazen günlerce çalıştı. Ben inip de nasıl oluyor neyle oluyor diye bakmadım bile. O kadar üzgündüm, hiç moralim yoktu. Bana ustalar bir şey lazım oldu da eşim çağırıyordu. Fatma aşağı gel bakman lazım, ustalar bir şey soruyor diye. Öyle iniyordum. Her şey meraklı arkadaşlar. İnsanın gönlü gidiyor, gönlü düşüyor. Ben her köye gittiğimde inanın size köy videoda çektim. Her köye gittiğimde böyle orada annemlerin bahçesi indiğinde sanki ablam arkamdan gelecek gibi oluyor ve inanın hala onu üzerine atamıyorum. Her mezarlığa gittiğimde de iki ablam orada gidip ziyaret edip gelmek beni benden alıp götürüyor. Onun içinden hayata dair öyle önceki gibi böyle bir istek ve arzu yok. Bu şekilde böyle bir eve sahip olmak istemezdim diyeyim. Çünkü önceki merakım arkadaşlar. Sorucuma Derekoselere gidiyorum. Kayınvalidemi ödeyeceğim gel. Ben o eve bir daha girmedim herhalde. Girmedim. İnanın girmedim. Girmek bile istemedim. Hala da istemiyorum. O kadar yani üzgünüm. Ben gidiyordum orada evin önünde beni bekliyordu. Yemek getirecek bana koyuverecek diye. Hep böyle gözümden onlar geldiği için de. Yani demek istediğim hani bir şeyler oluyor ama hayatımızda bir şeyler de yok oluyor. Onları anlatmaya çalışıyorum. Bu arada ben çok teşekkür ediyorum. Beni özlemliyor anne sürekli seni soruyorlar, yazıyorlar. Annen nasıl işte niye çekim yapmıyor diye. Dediğim gibi her şey moral oluyor arkadaşlar. Ben size her zaman diyorum ben bu işi para için ya da şu bu için değil. Gerçekten sizlere bir şey verebilmek, sizlere bir şey öğretebilmek ya da benden güzel bir şey örnek almanız için çekiyorum diye söylüyorum. İnşallah güzel bir şey alıyorsunuzdur hayatınızda. Ama şunu söyleyeyim, her şey zamanda oluyor. Bazı şeyler üzüntüyle hiçbir arada olmuyor. Ama dediğim gibi Rabbime şükürler olsun bunu yaptırabildiğimiz için. Ve biz biletimizi eşimle ayın 8'ini uzattık. Eşim gidecek ama yine benim bir sorunum çıktı. Ben daha biraz buradayım. Sonraki vlogumda bunu sizlere anlatırım. Şu anda anlatmayayım. Ve bu hafta bizim camide Almanya'da camide kermesimiz var arkadaşlar camimizden. Ve ben gidemedim arkadaşlarım orada olamadım diye çok üzüldüm inanın. Ben Allah biliyor elhamdülillah. İçimi de biliyor, gönlümü de biliyor. Dilimden, gönlümden de geçtiğini biliyor. Gidemedim diye çok üzüldüm ve ben 17-18 sene oldu belki kadın kolonu girelim. Daha hiçbir kere kermesten böyle kalıp da böyle bir yerde olmadığım için çok üzgünüm. Ve onları orada iş yaparken inanın böyle sanki kendimi çok suçlu hissediyorum. Arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bütün camilerde kermes yapan, faaliyet yapan arkadaşlarımıza da. İnşallah arkadaşlar her şeyin en iyisi olsun diyorum.
Hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Yeni bir vlogta buluşmak üzere.